İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde 19 Haziran Pazar günü Kutsal Efkaristiya Bayramı kutlandı. Peder Felianus günün müjdesini sözlerini hatırlatarak vaaz verdi. İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde 19 Haziran Pazar günü Kutsal Efkaristiya Bayramı gerçek gününden 3 gün sonra kutlandı. İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Metekin yokluğunda tören, Genel Vikar Peder Felianus Dogon tarafından yönetildi. Aziz Yuhanna Katedrali'nin rektörü Peder Ugo, Karşıyaka Azize Helena Kilisesi'nin rahibi Peder Darius, Bayraklı Aziz Antoine Kilisesi'nin rahibi Peder Ezio, Göztepe Kilisesi'nin rahibi Peder İreneuş ve Buca Vaftizci Yahya Kilisesi'nin rahibi Peder Gabriel Ayin'e eşlik ettiler. Ayrıca İzmir Anglikan Kilisesi'nin rahibi Peder James Buxton ve İstanbul Büyükdere Kilisesi'nden gelen Peder Mihaita törene katıldılar. Yaratılış kitabından ve Aziz Paulus'un Korintoslulara birinci mektubundan sözler okunduktan sonra Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözleri, ekmeğin çoğalması mucizesinin ünlü hikayesini Peder Ugo okudu. Ardından Peder Felianus günün müjdesinin sözlerini hatırlatarak bir vaaz verdi. Bugün dinlediğimiz İncil ise ekmeğin çoğalması mucizesinin ünlü hikayesini sunuyor. Dört İncil'in hepsinde yazılı olan ve Efkaristiya'nın simgesiyle dolu olan tek mucize hikayesidir. İncil bize bu mucizenin Celile dediği hikayesinde gerçekleştiğini söylüyor. Ayin bittikten sonra herkes dizleri üzerine çökerek Efkaristiya'ya ilk olarak bu anda tapındılar. Sonra katedralin çevresinde kutsal yürüyüş yapıldı. Önde rahibeler ve çocuklar yola çiçek yaprakları döktüler, arkasında rahipler, sonra Peder Felianus tarafından tutulan Kutsal Efkaristiya, üzerinde cemaatten 4 üyenin taşıdığı çadır taşınırken, ayinde servis eden bir kişi de Efkaristiya şemsiyesini tuttu. Arkada koro ve cemaatten tüm gelen katılımcılar yürüdüler. Yürüyüşün ardından Efkaristiya yine sunak üzerine konuldu ve herkes tekrar dizleri üzerine çöktü, hem tapındılar hem de beraber farklı dualar ettiler. Mesih İsa'nın adı mübarek olsun. Mesih İsa'nın adı mübarek olsun. Onun kutsal kalbi mübarek olsun.